İnsan beyni, kişinin düşündüğü ve inandığı doğrultuda çalışıyor. Mutluluk ve mutsuzluğu ise bu yaşanılan olaylar değil, bu olaylara yüklenen anlamlar belirliyor. Düşünsenize, bugüne kadar kimlerle hangi anlaşmaları yaptınız? Zihin tarlanıza hangi düşünceleri ektiniz? Daha önceden yaptığım, gördüğünüz ve duyduğunuz her şey bir rüya isimli videomda bahsettiğim gibi çoktan oluşturulmuş toplumsal anlaşmaların olduğu bir dünyaya geliyorsunuz. Yapabilecekleriniz ve yapamayacaklarınız size küçük yaşınızdan itibaren empoze ediliyor. Zihin tarlanıza yetişen bu düşünceler ise sizi tüm hayatınız boyunca kısıtlıyor. Şimdi şunu düşünün. İşte çalışıyorsunuz. Aslında işinizi bırakıp kendi istediğiniz şekilde yaşamayı planlıyorsunuz ve çevrenize bundan bahsediyorsunuz. Peki bu planı çevrenize bahsettiğinizde sizce ne gibi tepkiler alırsınız? Ya da kimler size neler söyler? İşte aldığınız bu tepkiler, size söylenen bu sözler sizin isteğinizi kırdığı gibi sizde özgüvensizlik de yaratır. İşte bugüne kadar aldığınız tüm tepkiler, duyduğunuz cümleler, yapamazsınlar, sizin zihninize eklen, hatta çoktan büyüyen ve sizi bu gerçeklikte yaşatan düşüncelerdir. İşte bu videoda anlatacağım zihinsel detoks ile beyninize format atarak bilinçaltında kodladığınız olumsuz düşüncelerden ve şu anki gerçekliğinizi etkileyen olumsuz anlaşmalardan arınacaksınız. Eğer ki hazırsanız başlayalım. Öncelikle zihinsel detoks demek, geçmişi silmek, oradaki kayıtları yok etmek demek değildir. Geçmişte ne yaşadıysak yaşadık. Her şey bir deneyimdi. O deneyimler bugün hala bizi üzüyorsa, öfkelendiriyorsa, kendimizi kötü hissetmemize neden oluyorsa etkilerini değiştirmek gerekir. Bu değişim ile bugünümüzdeki ve gelecekteki olumsuz etkilerden kurtulmuş oluruz. Bizim mutlu ya da mutsuz olmamızı belirleyen yaşantılarımız değil, bu yaşadığımız olaylara yüklediğimiz anlamlardır. Bir olay bizde psikolojik açıdan çok olumsuz etkiler yapabileceği gibi farklı bir bakış açısıyla bu olayın olumsuz etkilerinden kurtulabiliriz. Hatta olumlu yönlerini yakalayıp kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Bugün bir sorun yaşıyorsak, bildiklerimizi uygulayamıyorsak, beyindeki bilgisayarı kullanmayı bilemediğimiz içindir. Yani ara sıra virüs temizleme programı gibi beyne format atıp yeniden programlayıp güncellemek gerekir. İşte zihinsel detoksa bu açıdan bakmamız gerekir. Hiçbir şeyi yargılama. Her şeyi olduğu gibi kabul et. İnsan zihni yaşanılan tecrübeleri eleştirmeye veya verilen kararlardan dolayı şüpheye düşünmeye odaklıdır. Kişi bir karar verdiği zaman ya da bir olaydan sonra sürekli olarak kendisini yargılar. Zihnin içindeki ses susmaz. Hatta aynı cümleler zihinde döner durur. İşte hiçbir şeyi yargılamadan her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi gerçekten başarabildiğiniz zaman üzerinizdeki tüm kara bulutlar dağılır, gider. Ne endişe, ne kaygı, ne de zihninize dönüp duran yargılamalar kalır. Bütün bunlardan arındıktan sonra geriye sadece sessizlik ve iç huzur kalır. İşte o zaman derin bir nefes alır, temiz bir zihin ve rahatlamış bir beden ile harekete geçebilirsiniz. Bu cümle aslında hiç kimsenin mükemmel olmadığını, herkesin büyük veya küçük hatalar yaptığını anlatır. Unutmayın, yaptığınız en ufak şeye bile, hatta verdiğiniz en küçük karara bile endişelenip durmak gelişiminize engel olur. Olan olmuştur ve ilerlemenin en iyi yolu her şeyi olduğu gibi kabul etmektir. Affetmenin ne olduğunu öğrenmek için affetmenin ne olmadığını öğrenmek gerekir ilk önce.
Affetmek bize tokat atana diğer yanağımızı uzatmak değildir. Bir kaçış yolu değildir. Yapılan hataya tekrardan davetiye çıkarmak da değildir. Kendinizi savunmayacağınız anlamına da gelmez. Yıllar yılı hiç geçmeyecek diye derinlerinize yaşattığınız bütün acılarınızdan özgürleşmek. Artık o olayı tetikleyen her unsura karşı tepkisiz olmanız demektir. Çünkü o durumu besleyen çekirdek inancınız değiştiğinde sizi dehşete düşüren şeyin artık sizi rahatsız etmemesi demektir. Bunu hayatta her şeye, evet her şeye uyarlayabilirsiniz. Ayrılık acılarına, ölüm acılarına, korkulara, başarısızlıklara, özgüvensizliğe, sosyal fobiye, öfkeye, her şeye. Affetmeyi öğrenmek ve becerebilmek zihin-beden bütünlüğünü sağlamada vazgeçilmez bir basamaktır. Birikmiş öfke ve intikam alma hırsı bedenimizi tıkayan en yıpratıcı olumsuz enerjilerin başında gelir. Bu nedenle gerek başkalarına, gerekse kendimize karşı hissettiğimiz öfke, kızgınlık, kin gibi duyguları boşaltmamız gerekir. Bu duyguları boşalttıkça affedilen bir kişi olmaya başlarız. Başkaları bize haksızlık yapmış olabilir, yanlış davranmış olabilir, geçmişte zarar vermiş olabilir. Kendimize karşı haksızlık yapmış olabiliriz, yanlış yapmış olabiliriz. Ama bunların duygularını yine de içimizde taşımak zorunda değiliz. Bu duygular sadece kendimize zarar verir. Bu üzüntüleri aylar ve yıllar boyu devam ettirmek hissi çok can sıkıcı değil mi? Nefret ettiğiniz o insana bu şekilde güç verdiğinizin farkında mısınız? Affetmek bu nedenle sadece ve sadece kendimize vereceğimiz bir hediyedir. Huzurlu bir yaşam istiyorsanız mutlaka ve mutlaka geçmişi ve geçmişte hayatınızda olan kişileri ve en önemlisi kendinizi affedin. Affetmeyi kendiniz için yapın. Zihninizden geçen olumsuz düşünceleri yakalamaya çalışın. Kullandığınız kelimelere, cümlelere dikkat edin. Hayatımda her şey kötüye gidiyor gibi cümleler kullanmak yerine, hayatımdaki her şey çok iyi gibi olumlu cümleler kullanın. Olumsuz cümlelerle kendinizi genellemekten kaçının. Unutmayın, içinizdeki ses aslında sizin zihin tarlanızı ektiğiniz düşüncelerdir. Onların büyüyüp olgunlaşmış halidir. Ve bu sizin gerçekliğinizi yaratır. Ağzınızdan çıkan cümlelerse bu zihin tarlanızın bir yansıması gibidir. İstemsizce söylersiniz. Ama sizin bu gündelik hayatta kullandığınız, istemsizce bir anda söylediğiniz cümleler sizin gerçekliğiniz. Siz bu gerçekliği yaratıyorsunuz. Bu yüzden ağzınızdan çıkan, zihninizde düşündüğünüz her şeye çok dikkat edin. Olumsuz bir cümle, olumsuz bir düşünce yakalıyorsanız bunu direkt iptal edin ve olumlu şekilde döndürün. Mesela ben eskiden şunu çok kullanırdım. Benim çok param olsa da şunu almam. Ya da benim çok param olsa da bunu almam. Ve bunu fark ettim. Aslında bu benim kendi kendime yaptığım çok kötü bir eylemmiş. Ben burada çok param olmasından bahsetmiyorum. Çok param olmamasını çağırıyorum aslında. Bunu fark ettikten sonra cümleyi "çok param var ama ben bunu yine de almam" olarak değiştirdim. Siz de ağzınızdan çıkan olumsuzlukları yakalayın ve bunları kendiniz için olumlu şekle dönüştürün. Her şeyin bir bilinci ve enerjisi vardır. Bunu sakın unutmayın. Bu yüzden değişime başlamanız gerekiyor. Değişime yaşam alanınız olan evinizden başlayabilirsiniz mesela. Size ağır gelen, iyi enerji almadığınız eşya ve resimlerden kurtularak başlayın. Eğer çalışıyorsanız iş yerinizi ihmal etmeden orada kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz olumlu değişiklikler yapabilirsiniz. Bilgisayar ekranınıza sizi daha iyi hissettirecek şeyler koyabilirsiniz.
telefonunuza da kolayca ulaşabileceğiniz, sizi iyi hissettiren, motive eden güzel görselleri yükleyebilirsiniz. Ve ihtiyaç duydukça bunlara bakabilirsiniz. Her ne yaparsanız yapın, sizin için en iyi olacak şeyi yapın ve değişime başlayın. Renklerin gücüne inanın. Hepimizin kendimizi iyi hissettiğimiz renkler vardır. Ev dekorasyonundan giysilerin, aksesuarların renklerine, saç renginizden oje renginize kadar yaşamınızın her alanında sevdiğiniz renklerden faydalanarak kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Hayatınızı felaket senaryoları üzerine kurmayın. Olabilecek en kötü ihtimalleri düşünmekten vazgeçin. Eğer böyle bir kişi olduğunuzu düşünüyorsanız ve ya şöyle olursa diye felaket senaryolarını yazıyorsanız, olayları değerlendirirken çok abartılı yorumlara giriyorsunuz demektir. Geçmişte kötü düşünüp gerçekleşmeyen veya gerçekleşip baş edebildiğiniz olaylarınızı aklınıza getirin. Böylece kötü senaryoların sizi korkutmasına ve hayatınızı olumsuz etkilemesine fırsat vermeyebilirsiniz. Yaşadığınız her olayda kendinizi suçlu ilan etmeyin. Özgüven eksikliğinize bir de suçluluk duygularını eklemekten vazgeçin. Hatalar, eksiklikler, yanlışlar hepimizde var. Önemli olan kendimizi suçlamadan bu eksikliklerimizin farkına varıp bu yönümüzü güçlendirmeye çalışmaktır. Böylece kendimize olan güvenimizi de arttırmış oluruz. Olumlu yönlerinizi görmezden gelip olumsuz yönlerinizi abartmaktan vazgeçin. Bu konuda başarılıyım, şu konuda kendimle gurur duyuyorum diyebilmelisiniz. Başarılarınızı dış sebeplere bağlama alışkanlığını bırakın. Yüksek not aldım ama sınav kolaydı. Yaklaşımlarından uzak durun. Kişileri ve olayları ya iyi ya da kötüdür düşüncesiyle değerlendirmeyin. Yaşam hep ya da hiç üzerine kurulu değil. Siyah ile beyaz arasında gri tonlar da vardır. Hepimizin iyi ve kötü yönleri olduğu bir gerçek. Kendimizi de diğer insanları da bu şekilde kabullenmek, özellikle dostluk ve arkadaşlık ilişkilerimizde bize büyük bir avantaj ve yarar sağlayacaktır. Her zaman hayalleriniz ve hedefleriniz olsun. Hayattaki hedeflerinizi görselleştirin, hayal kurun. Beyniniz inandığınız bir şeyi gerçekleştirmeye programlıdır. Sizi mutlu eden şeyleri, hayallerinizi düşünün ve zihninizde yaşayın. Sabır ve azimle birlikte bir süre sonra bunları hayatınıza çektiğinizi fark edeceksiniz. Çok kolay ama bir o kadar etkili olan 10 adımla zihinsel detoksunuzu tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, bu 10 adım artık sizin gerçekliğiniz olmalı. Bu gerçekliği hayatınıza geçirebildiğiniz zaman değişen şeyleri gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız. Beynin yoğun beta dalgalarından sakin ve öğretici alfa dalgalarına geçeceksiniz. Zihniniz ve bedeniniz dinlenecek. Odaklanmanız ve öğrenmeniz kolaylaşacak. Sağlıklı ve verimli düşünmeyi, hedef belirlemeyi daha kolay hale getirebileceksiniz. Motivasyonunuz ve yaratıcılığınız artacak. Gereksiz yoğun düşünce akışını ve iç konuşmalarınızı kesebileceksiniz. Enerjiyi doğru kullanmayı öğreneceksiniz. Toksinlerinizden arınacaksınız. Olumlu ve bağımsız düşüncelerinizi artırabileceksiniz. Dinginlik ve dinçlik içinde olacaksınız. Ve bu da sizin bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. O zaman kendinize kötülük yapmayı bırakıp bir an önce 10 adımla zihinsel detoksunuza başlayın. Sevgiyle kalın.